Günaydın arkadaşlar. Dur bir dakika, şu vizörü bir sıkıştırayım. Çünkü zaten rüzgar sesi geliyor kameraya. İyicene ses gelmesin. Bugün çok vurdum durmazım ya. Bugün saldım çeyre, Mevlam kayıra konumundayım. Bakalım trafikte de vurdum duymaz olmayı test edeceğiz bugün. Bu vurdum duymazlığı trafiğe taşıdığımızda nasıl bir hal alıyor? Kulağımda Rayman çalmasaydı şu an iyiydi. Heh, Sezen Aksu'ya bağladı. Çok güzel. Çok güzel. Bugün ekstra bir trafik var yine. Acaba bu ekstralar... No, bak dayı, beni gördün sağa kaydın. Ha dayı. Aynen ne kadar, bana onu söyle. Aynı fiyatını söyle bana. Ya bugün bak, o vurdum duymazlık öyle bir halde ki yani. Muhtemelen adamlar direksiyonu kırıp bilerek soldan çarpsa derim ki ulan sağdan niye çarpmadın? Anladınız mı hani? Şimdi buradan geçeceğim, odayı aradan girersem aynını zaten kırmışlar, ben neyi kıracağım başka? Yükselme. Yükselmeye hiç gerek yok. Hani vurdum duymazdık oğlum. Hani soldan vurana sağa gösterecektik. Canım sıkılıyor ya. Genel olarak canım sıkın. Canım sıkılıyor. Sıkılan bir can. Bak dörtlü yaktın. İnşallah orada kalmazsın. Ben bu boşluğa gireyim. Bir de şuradaki donla dayıyı görsek yine. Ama donla. Gerçi kışa girdik şimdi. Kış kreasyonuna geçmiştir o. Altı ölçüler. Sen dayı sen misin? Sen misin o? Donsuz bir esprisi yok. Şimdi sen de herkes gibisin. Allah Allah. Ölüm arkam, sağım solum trafik ya. Siyah vizörü taktım güneş var diye. Çünkü şurada bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. Onda da şey yok. Pillak yok. Ondan dolayı kapalı kalınca trafiğe durduğum anda bu yapmaya başlıyor. Vizörü açmak zorunda kalıyorum. Hayırlı işler. Bak şundan bastı. Şu an vizör açık mesela. Önümü göremiyorum. Kapattım. Evet şu anda bu yaptı, yine önümü göremiyorum. O yüzden ikisini de deneyip tarafımı seçmek zorundayım. Hangisi daha rahatsız edici? Önemli olan bu. Bu arada küçük bir duyuru yapacağım ben size. Oraya da abone olmanızı istiyorum. Konuşu. Kas Kafalar diye bir YouTube kanalı var. Burası artık bizim işte Mustafa Üzer'in kendi programını yaptığı, Ferhat Hakan'ın kendi programını yaptığı ve benim tüm lifestyle vloglarımın, yani işte kamp vlogları olsun, ne bileyim kayağa giderim oradaki vlog olsun, x bir yere katılırım oradaki vlog olsun, bu vlogların tamamını burada kendi konseptim olarak yayınlayacağız. Yani orası bir medya kanalı olacak. Orası bir yeri gelince eğlence kanalı, yeri gelince güzel programların yapıldığı bir kanal olacak. İleride oralar çok değerlenecek. Gerçekten değerlenecek. O yüzden şimdiden abone olup... Ya oğlum Rayman niye çalıyor kulağımda ya? O yüzden şimdiden abone olun dursun. Şey gibi olmadın mı ya, Spotify Premium yeri. Tam böyle muhabbetin arasında. Spotify Premium'la 30 gün boyunca sınırsız atlama hakkı. Ulan gerildim ya birden. Ya nasıl bir salaklığım var benim şu anda. Aynaya baktım geriye doğru, araba falan ne durumda diye. Yerdeki bu ileri doğru gösteren ok işareti... Oha bir sigara bak. İleri doğru gösteren ok işaretleri vardı ya. Tabii ki aynada ben onu terse doğru gördüm. Bir panik oldum. Acaba dedim ters şeritte mi gidiyorum? Lan! Katil! Bak! Oğlum! Sana bak, soldan çarparsan niye soldan çarptın demem. Sen bu katilsin. Hayır, her videonun içerisinde bir doblo katılımı olmak zorunda mı? Değil ama bak görüyorsunuz hani aykırı adamlar belli, kendini belli ediyor. Telefonla konuşuyorsun. Telefonla konuşuyorsun. Zın. Ne kadar güzel ya, maşallah araba ne kadar güzel.
Hep öyle bir arabam olsun istemişimdir. Ama bir türlü alamadım. Ha, param olmadığından değil, yanlış anlamayın. Alırım istesem de. Motosiklet camiasındayız hani. Onu alıp ne yapacağız? Bak şu an bu söylediğime inanan kaç bin kişi izliyor? Atıyorum 40 bin kişi izliyor. Şu an bu söylediğime inanan en az 1000 kişi bulurum yani. Oo abi, Rubicon alıyor. Rubicon alıyormuşsun. Motoru bize bırakırsın artık. Ya vurdum duymaz falan dedim tabii de işin şakası yani. Ben her zaman trafikte dikkatli olmaya çalışmışımdır. Bu dikkatli olmak tabii ki kazayı engellemiyor ama geciktirebiliyor, riski azaltabiliyor ya da hiç kaza yapmamanı sağlayabiliyor. Yani şey gibi düşünün, 5 katlı bir bina var. Birinci kattan atlayarak da ölebilirsin. Olur ya, kafanın üstüne düşersin ya da başka bir şey olur. Ya da bir darbe, bir şey olur. Ne bileyim, şimdi doktor değilim. Artık tam olarak birinci kattan düşünce nasıl ölebileceğini söyleyemem ama işte birinci kattan atlamak vardır. Bir de aynı binanın beşinci katından atlamak vardır. İkisinde risk fazladır. Beşinci kattan atladığında çok büyük bir ihtimal ölürsün. Trafik de buna benziyor aslında. Siz trafiği yoğun olan bir yerde 20 ile gitmek yerine 100 ile gidiyorsanız aralardan, bu bir binanın 5. katından atlamak gibi bir şeydir. Ve o atlamadan sonra eğer ölürseniz bu binanın suçu değildir. Ya da binalar tehlikeli değildir. Yani motosiklet kullanmak, binadan atlamaksa siz her zaman 1. katta durun. Ulan ya, ne güzel konuştum ha. Yemin ediyorum. Anı kalsın bak, bunu alın iki çentik arasına. Bunu yazın kenara, lazım olur. Çünkü o 5. kattan atlamanın telafisi yoktur. Hani zamanı geri alamazsınız. Motosiklette de böyle, yaptığınız süratin, yaptığınız hareketlerin, yaptığınız hataların telafisi olmayabiliyor. Keşke olsa, herkes bir Mario olsa keşke. 9 tane canı olsa da işte 5'ten sonra akıllansa ama öyle bir şey yok. Arabada değilsiniz. Araba nispeten tabii ki hatayı tölere eden bir ulaşım aracı. Genel olarak yaptığınız hataları yapmamaya çalışın. Çünkü zamanı geri alamıyorsunuz ve her yerde böyle, bu hayatta da böyle. Düşünmeden yaptığınız bir hata sizin bir ömür karşınıza çıkabiliyor. Keşke çıkmasa ama çıkabiliyor. Şarjım da bitmek üzere, inşallah bitmez ya kameranın şarjı. Az önce kepçeye makas attım, gördünüz mü? Uzun zamandır vlog atmıyordum. Güzel oldu böyle. Yayına vurdum duymaz başladık ama sonradan yine nasihatler, birinci katlar desen, beşinci katlar mı desen. Motosiklet kullanmayı seviyorum be, vallahi seviyorum. Hani şu hafta içleri hayattan çok bir zevk almıyorum aslında ama işe gidip gelirken bile mutlu oluyorum. Tabii ki yataktan kalkmaktan bahsetmiyorum, yoldan bahsediyorum. Geç deysen. Yol senin. Bak ben şimdi korna basıp ortalığı belbeleye verip işte aynaya vurup da ondan sonra sen çakarları yakardı ki paslatsın ya. Sen çakarları yakıp da bilmem neyin koruması çıkabilirdin mesela. Sonra ben şey derdim. Ya o güvenlik anlamında şey yapıyoruz hani, oluyor ya böyle yakın gidiyorlar. Öyle bir video vardı değil mi ya? Dayı girmeyeceksin değil mi sağ? Eşeğin nikahı ama yani ha. Yani. Senden sivil de olmazdı, vururdum kaputa. Öyle bir video vardı ya. Bir grup böyle 4-5 tane motor sürücüsü. Yolda gidiyor, bir tane Passat'ın önünde kalıyor. Passat'ın arkadaki artçı Passat'ın kaputuna vuruyor. Passat megafondan sağa çektiği anons geçiyor. Bunlar sağa çekiyor. Dayılar sinirli ama nasıl, kulaktan ateş saçıyor. Öyle böyle değil. Ondan sonra çocuklar bir rey yapıyordu. Ya abi, kontrol amaçlı şey ettik hani. Çok yaklaşıyorlar ya. Bunlar hep bak telafisi olmayan işler. Yemin ediyorum. O adam bir koruma olmaz atıyorum. Psikopat bir deli olur. 58 tane leşi olan bir psikopat olur. Yemin ediyorum şeker. Ve sen o zaman zamanı geri alamazsın işte. Vurulmadığın ana dönemezsin. Bok yoluna gidersin bok. Bok göndermiş. Geç dayı. Bok göndermiş. Vallahi bok göndermiş.
yiyemiyorum kahvaltı falan. Böyle sinirle değişik bir adamım bugün ya. 8.56. Ulan tam saatinde geldim daha. Neyse ben geldim arkadaşlar. Biraz boşladık. Hani videonun başında dedim ya. Bugün vurdum duymaz olacağız diye. Bugün bir boş vermişlik var. İşte o boş vermişlik aslında boş vermişlik. Hayda! Hadi kapatıyorum ben. Kendinize iyi bakın.